iyilikle kötülüğün mücadelesinde son duruma bir bakalım. Evet, son duruma göre Kuzey Yarımküre'de 1834 iyiliğe karşı 1619 kötülük. Güney Yarımküre'de 2465 iyiliğe karşı 2458 kötülük. Bu duruma göre iyiliğin biraz öne geçmiş olduğu görülüyor. İyilik kazanacak tabii. Çünkü bir gün herkes çocuktu ve iyiydi. İnsanlar bir gün mutlaka özüne dönecektir. Yani iyiliğe. İyilik yerine deseydin daha iyi oldu. Çünkü bütün iyiler... Tebrikler Selena. İyiliğin şerefine bu gece tüm evrende yıldızlar yayacak. Aa, ne kadar güzel. Umarım bu güzel gecede herkes iyilik ve sevgi diler. Böylece iyilikten tekrar iyilik doğmuş olur. Kötülüğün daha cazip, daha çekici olduğunu kabul edecek olursak... ...Selena'nın zoru başardığını söyleyebiliriz. İyiliğin başarısını Selena'ya alkışlıyoruz. İyiliğin artışı belli bir süre daha böyle devam edecek olursa... ...korkarım Hades'e sen bir ceza vermek zorunda kalacaksın Selena. Ah, hepiniz göreceksiniz. Yakında kötülük iyiliği gelecek. Hepiniz göreceksiniz. Yürü. Komposta değil o bir kere Nazlıcığım, kompozisyon. Sorun nedir Nazlıcığım, cümleleri mi toparlayamıyorsun? Yok, aklıma bir şey gelmiyor. Ben bu konuyu yazamıyorum. Aman be Nazlıcığım, soğuk füzyonla ilgili yazı istemiyorlar herhalde. Ne istiyor öğretmeniniz? Son gittiğiniz tatillerini yazın diyor ama ben hiç tatile gitmedim ki. Maalesef haklısın Nazlıcığım. Babamızın son zamanlarda işleri pek iyi değildi. O yüzden tatile çıkamamıştık. Tamam o zaman. Madem öyle sen de hayal gücünü çalıştırırsın. Mesela gitmeyi çok istediğin bir yeri yazabilirsin. Hey, bu harika bir fikir ablacık. Bak sen. Demek üç kız kardeş ders çalışıyor. Aferin aferin aferin. Aslı, bence bunlar aferini benim ödevlerimi yapınca hak edecekler. Çok haklısın kızım. Evet. Ne kadar çok ders yaparsanız o kadar çok alıştırma yapmış olursunuz değil mi? Şimdi hemen tek 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 Kıvılcım'ın ödevlerini yapın. İyi de bu doğru bir şey değil ki. Herkes kendi ödevini kendi yapmalı. Yoksa hiçbir şey öğrenemez. Annemiz bize öyle öğretmişti. Öyle mi? Eğer bu ödevleri bitirmezseniz Aslı yengeniz de size çok güzel cezalar öğretecek. Aman Aslı, uğraşma şu. Ben bunları kopya ederim. Olur biter. Al tatlı kızım, yorulmayasın sakın. Muhatap olacağıma yorulurum daha iyi. Kızlar, bakın size bela getirdim. Aa, en sevdiğim kurabiyeler. Hepsi senin onların, merak etme. Müstesna, sen benim kızımın en sevdiği kurabiyeleri. Bu yavrucaklara niye getiriyorsun? Aa, bakalımcığım, onlar misafir. Hep çocuktur onlar. Kokar, canları çeker. Müstesna, bu evde kime ne getirilecek, ne götürülecek ona ben karar veririm. Ben çiçekli turta da istiyorum. Ve sosisli börek. Duydun değil mi? Hemen mutfağa, Kıvılcım'ın istediklerini yap. Tabii hanımcığım, sen evlatlığa yaparsın. Bana. Evet, sizlerle daha sonra hesaplaşacağım. Bana ukalalık etmek neymiş, göstereceğim size. Yavrucaklarım. Hadi gidelim. Şunları da alayım. Benim canım kurabiye çekti. Benim de. Ne güzel yapmıştı Müstesna teyze. Taze taze. Ama ne yapacağız? Selena? Kurabiye için Selena'yı çağırmamız biraz ayıp olmaz mı? Olmaz, biz çocuğuz. Hep dünyanın sorunları için Selena'yı çağıracak değiliz ya. Kızmaz bize. Tamam o zaman, hadi Selena'yı çağıralım. Selena!
işte. Selena. 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 İyilerin dostu. Kötülerle savaşmaya geliyor. Selena. Dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Selam kızlar. Nedir problem? Bizim canımız kurabiye çekti. Kusura bakma, seni böyle basit bir şey için rahatsız ettik ama... Saçmalamayın kızlar. Bir kere kurabiye çok önemlidir. Aa, kurabiye! Afiyet olsun. Evet küçük hanımlar, bana söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet Selena, seni çok seviyoruz. Buradan ne kadar güzel gözüküyor o kurabiyeler. Ben de yiyeyim. Ellerime sağlık. Çok güzel olmuş. Canım bunları daha hiç kullanmamışsın sen. He? Kıvılcım, Kıvılcım. Ah, Ekremcim geldi. Hadi gel de babanı beraber karşılayalım. O benim gerçek babam değil. Uzatma Kıvılcım, hadi. Ya bak sinirlendirme beni, moralim Aslı. Tamam, tamam canım, tamam. Baban değil senin o. Hadi yürü. Ah canım, canım hoş geldin. Çekil şuradan. Ay. Ay canım kocamı nasıl da özlemişim ben. Kıvılcım. Ama bu çok ufak. Oyuncak bebek değil, makyaj takımı da değil. Kıvılcım, o hediye annene ait. Ama ne? Zaten son aldığın tüm hediyeler iğrençti. Kıvılcım nasıl konuşuyorsun öyle? Canımın istediği gibi konuşurum ben. Hizmetçi yemeklerimi hazırlayana kadar ben bunları temize çekeyim. Çok meşgul olacağım, beni rahatsız etmeyin. Kıvılcım son günlerde çok hırçınlaştı Aslı'cığım. Onunla ciddi şekilde konuşmamız gerekiyor. Biliyorum canım, biliyorum ama ben konuşurum, merak etme. Biliyorsun, Blue çağında böyle asi olabiliyorlar ama geçici bir dönem bu. Neyse, sen bana ne aldın? Ha? Göstersene. Hadi aç bakalım, sana layık değil ama umarım beğenirsin. Ekrem, beni çok şımartıyorsun. Ne oldu? Beğenmedin mi? Beğenmek mi? Çok beğendim, bayıldım hayatım, bayıldım. Takmayacak mısın? Bu acayip şeyi. Yani bu acayip güzel şeyi bir an önce takmak istiyorum hayatım. Yardımcı olur musun? Tabii. Eminim sana çok yakışacak. Bakayım. Gerçekten haklıymışım, çok yakıştı. Değil mi? Ben de çok beğendim. Beğenmek mi? Ay. Böyle acayip bir şeyi sen nasıl beğenirsin Aslı? Akıl var, mantık var. Bu adam seninle dalga mı geçiyor ya? Ha? Tam bir zevksizlik abidesi. Çok mu aramış acaba bu tesbih gibi şeyi? İyi ki almışım değil mi? İyi ki almışsın hayatım, iyi ki. Bunu bir ara kuyumcuya götürüp satayım da bari bir işe yarasın. Kaç para bu?